Merhaba, ben avukat Murat Tezcan. Bugün gayrimenkul hukukuna ilişkin bir uyuşmazlık konusundan bahsetmeyeceğim. Ama gayrimenkul alım satımlarında her vatandaşımızın çok ciddi anlamda bazen ihmal ettiği, bazen de mağdur olduğu bir konudan bahsetmek istiyorum. Gayrimenkul alım satımlarında vergilendirme ya da harçlandırmanın nasıl olduğu, bu konuda dikkat edilmesi gereken hususların neler olduğunu anlatmak istiyorum. Evet, özellikle gayrimenkul alım ve satımlarında bilindiği gibi her vatandaşımız bunu çok net bilebilir. Tapu harçları alınıyor. Ama bu tapu harçlarından öte daha çok dikkat edilmeyen, özellikle 2007 yılından sonra satın alınan ya da tescile konu olan taşınmazlarda gelir beyannamesinin düzenlenmemesinden kaynaklı birçok sorunun oluştuğunu söyleyebiliriz. Yani şunu daha net bir örnekle açıklamak gerekirse, siz 2010 yılında bir taşınmaz satın aldınız ve bu taşınmazı 2012 yılında 100 bin liraya aldığınız taşınmazı 2012 yılında 150 bin liraya sattınız. Buradaki aradaki 50 bin liralık fark İlk 5 yıl içerisinde satım gerçekleştiği için gelir vergisi kanunumuzun 80. maddesi gereğince değer artış farkı olarak beyannameye tabi tutulan ve vergilendirilmesi gereken miktar. Burada dikkat edilmesi gereken şey, satın alınan gayrimenkulün ilk 5 yıl içerisinde satılması durumundaki değer artış farkının vergilendirmeye tabi olacağını unutmamamız lazım. Bu oranda yine eğer bu aradaki fark, yani satın aldığınız miktarla 100 bin liralık malı 150 bin liraya satmışsanız bu vergilendirmeye tabi tutulacaktır. Çünkü 2021 yılı için 24 bin liranın üzerindeki gelir artışlarında ya da değer artışlarında bunun vergiye tabi tutulması gerektiğini ve beyanname düzenleyerek bunun vergilendirilmesi gerektiğini kanunumuz, gelir vergisi kanunumuz düzenlemiş. Burada bu hususu dikkat çektikten sonra özellikle gayrimenkul alım ve satımlarında tapu harçlarının dikkate alarak ya da tapu harçlarını daha az ödeyebilmek amacıyla taşınmazların bazen değerinden az gösterilmek istendiğini ve hatta az gösterildiğini, bu nedenle de uğranılacak problemleri anlatmak istiyorum. Özellikle gayrimenkul alım ve satımlarında tabii ki %2 oranında hem alıcıdan hem de satıcıdan, yani taşınmazın değerinin %2'si alıcıdan, %2'si de satıcıdan olmak üzere tapu harcı tahsil ediyor. Özellikle büyük montanlı alımlarda bu oran ciddi bir biçimde harç olarak karşımıza çıkıyor. Ama bu harcın ödenmemesi için de herkesin, yani %80, %90 vatandaşımızın yaptığı gibi belediyeden alınan emlak raiç değerini tapuda satış değeri olarak gösteriyor. Bu durum çok sıradan bir durum halinde, ama bu durumun oldukça ciddi zararları var. Birinci zarar, eğer siz 500 bin liralık almış olduğunuz bir taşınmazı, yani gerçek değerini 500 bin liralık almış olduğunuz taşınmazı, emlak değeri, belediyeden alınan raiç değeri 100 bin lira olduğu gerekçesiyle ve tapu harcını az ödemek maksadıyla 100 bin lira gösterirseniz, arada ciddi anlamda tapu harcından kâr elde edebilirsiniz. Ama artık bilim vergi dairesi tüm alım ve satımları, tüm yapılan tapudaki işlemleri kendi kayıtlarından çok net bir biçimde görebildikleri için size yıllar sonra, belki 1-2 yıl sonra tapu harcının eksik ödendiği gerekçesiyle vergi ziya cezası ve gecikme zammı uygulamak suretiyle aradaki o vergi kaybını size ödettirebilir. Yani somut örneğimizden devam etmek gerekirse, 500 bin liralık aldığınız bir taşınmazı 100 bin lira gösterdiniz. Normalde sizin ödemeniz gereken miktar 500 bin liranın %4'ü, hem alıcı hem de satıcı tarafından dikkat edildiğinde, yani yaklaşık 20 bin liralık bir miktar tapu harcı ödenmesi gerekirken siz 4 bin lira ödediniz. Bu durumda 20 bin liralık tapu harcını ödemediğiniz gerekçesiyle, yani aradaki farkı, hem 16 bin liranın, derginin aslını, yani harcın aslını,
hem de bunun %25'ine kadar olan vergi ziyan cezasını ödersiniz. Aynı zamanda gecikme zammıyla birlikte. Bu çok da gözden kaçırılmayacak bir durum. Bazen bunu vergi dairesi re'sen dikkate alabilir. Bazen de bir ihbar sonucunda olabilir ya da bir başka işlem sonrasında ortaya çıkabilir. Bu her zaman incelemeye tabi olabilecek bir durum. Bunun yanında siz eğer gerçek değeri göstermezseniz, raiç değeri gösterirseniz size açılacak bazı davalarda ya da örneğin bir tapu iptal davasında ya da şufa davasında o zaman şuna katlanmak zorundasınız. Tapudaki ne kadar miktarı göstermişseniz davada esas alınacak konu sadece o miktar dikkate alınacak ve onun üzerinden değerlemeler yapılacaktır. Örneğin bir şufa davasında siz 200 bin liraya aldığınız yeri 50 bin lira gösterdiniz. O zaman size karşı açılan şufa davasında üçüncü kişi 50 bin liraya depo ederek taşınmazı sizin elinizden alabilecektir ya diğer şartları taşıyorsa. Ya da tapu iptal tescil davasında bir muvaza iddiası varsa burada da yine çok ciddi sıkıntılarla karşılaşabilirsin. Çünkü kimse ya ben gerçekte aslında 500 ya da 200 bin liraya aldım ama bunu 50 bin lira gösterdim tapu harcını az ödemek için diyerek kimse kendi muvazasından ki bu bir bedelde muvazadır aslında vergiden vergi kaçırmak ya da tapu harcını az ödemek için o zaman ciddi anlamda kimse kendi muvazasından yararlanamayacağı için buradaki iddialar geçersiz kalacaktır. Şimdi bunun dışında siz bir taşınmazı bazen de aslında çok kısa sürede satış yapabilirsiniz ama özellikle emlak değerlerinin ya da emlak vergisini esas alınan değerlerin güncellenmeleri sonrasında bazen gerçek değerinin üzerinde emlak vergi değerleri ortaya çıkabilir. Yani aslında siz 100 bin liraya aldığınız bir taşınmazı çok bir meblağ olarak şey yapıyorum örneklendirmek adına söylüyorum bunu. 100 bin liraya almış olduğunuz taşınmazın emlak vergi değeri 130 bin lira olabilir. Eğer siz bu 100 bin liraya aldığınız taşınmazı 1 ay, 2 ay ya da 1 yıl, 2 yıl içerisinde sattınız örneğin 115 bin lira. Ama 115 bin liraya sattığınız bir taşınmazı satarken tapu daireleri hepinizin malum olduğu gibi emlak vergi borcu yoktur ya da mutlaka vergi raiç değerinin sunulmasını istiyor satış işlemlerinde. Bu satış işleminde siz 130 bin liralık emlak vergisine esas alınan değeri sunduğunuzda 130 bin lira üzerinden satış yapmış olabilirsiniz. Ama halbuki 110 bin liraya, 115 bin liraya sat. Yani aslında elde etmediğiniz bir geliri vergi dairesine beyan etmek zorunda. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus ya da bilinmesi gereken bir nokta. Siz eğer böylesi bir durumla karşı karşıyasınız, tapuya gerçek değeri yani beyan ettiğiniz değeri, satışa tabi olunan değeri 115 bin lira olarak gösterip harca esas alınan değeri 135 bin lira ya da 130 bin lira neyse emlaktaki değeri gösterebilirsiniz. Dolayısıyla tapu harcını 135 bin liradan ödersiniz ama elde ettiğiniz gelir sadece 15 bin lira olduğu için ancak bunun gelir vergisine tabi tutulur. Yani 100 bin liralık bir taşınmazı 135 bin gibi elde etmediğiniz bir gelir nedeniyle 35 bin liralık bir değer artışından kaynaklı gelir vergisi ödemek zorunda kalmazsınız. Bu da çok fazlasıyla bilinmeyen ama mutlaka uygulanması gereken bir husus. Ama tabii ki eğer vergi dairesi bunu incelemek isterse de size şu soruyu soracaktır. Gerçekten siz 115 bin lira mı verdiniz? Bunu da ispatlamanın yolu tabii ki banka transferleridir. Ya da işte bankadan alınan blokeli çeklerdir. Bu durumda ispatın olabileceğini, vergi dairesinin bu konuyu araştırdığında mutlaka sizin buna ilişkin bir cevabınızın olması gerektiğini de hatırlatalım. Siz eğer satımı gerçekleştirdiniz, bu satımı yaptıysanız ki buna biz ivazlı işlemler diyoruz, mutlaka tapu harcına tabi olduğunu biraz önce söyledik. Sadece alım satımlar için değil, ölünceye kadar bakma sözleşmeleriyle yapılan satışlarda da ya da takas yoluyla yapılan ya da trampa demek daha doğru, trampa yoluyla yapılan alımlarda da yine tapu harcının ödeneceğini söyleyeyim. Ama ivazsız satımlarda tapu harçları ödenmiyor. Burada veraset intikal vergisi ödeniyor. Bunu da hatırlatalım. Yani örneğin miras yoluyla geçen bir taşınmazda tapu harcı ödenmemekle birlikte
veraset intikal vergisinin mutlaka ödeneceğini, bunun da mutlaka beyannameye tabi tutulacağını ki söylemekte bir beis yok. Evet, özellikle vergi dairesinin son zamanlarda tapuda yapılan işlemlere çok dikkat ettiğine de dikkatlerinizi çekerek bu hususlara çok dikkat edilmesi gerektiğini söyleyelim. Aynı zamanda da siz satımları gerçekleştirdikten bir ay içerisinde emlak vergisi belediyeye bildirimde bulunarak emlak beyannamesi, emlak vergisinin bildirimini yapmanız gerektiğini de hatırlatalım. Bundan kaynaklı da yine sıkıntılarla karşılaşmamak için. Evet, umarım gayrimenkul alım satımlarında ya da gayrimenkul devirlerinde dikkat edilmesi gereken vergi hususları ya da harçla bir nebze olsun aydınlatabilmişimdir. Bir başka videoda görüşmek üzere.